ويصبح عيشنا ذكرى لمن قد لفه النسيان، لمن قد لفه النسيان. Kur'an'ın indiriliş gayeleri var. Yani Allah birçok ayetinde biz kullarına diyor ki, ey kullarım, ben şu 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 sebepten dolayı bu kitabı indirdim. Neydi o sebepler? Birincisi, karanlıklardan aydınlığa insanları sevk etmek. Birinci kitabı indiriş gayesi bu. Sonra dedik ki insanları doğru yola iletmek. Sonra dedik ki insanları selamet yollarına ulaştırmak. Sonra dedik ki insanlar arasında bu kitapla hükmetmek. Yani Allah'ın bu kitabı indiriş gayelerinden bir tanesi de budur. Allah'ın kitabı egemen olsun, hakim olsun, hükmetme makamında olan insanlar onunla hüküm versin. Bundan dolayı Allah diyor kitabı indirdim. Kardeşlerim, İbrahim suresinin son ayetine gelince Rabbimiz orada 3 maddeden bahsedecek. İbrahim suresinin son ayetinde. Dikkatle dinleyelim. Buyuruyor ki Rabbimiz o ayet-i kerimede, هَذَا بَلَاغُلْ لِلنَّاسِ. Bu Kur'an insanlara bir tebligattır, bir uyarıdır, bir belagdır. Peki niçin ya Rabbi? Soralım bu soruyu şimdi. Hani Kur'an'ı anlamaya çalışıyoruz ya, Allah bu kitabı bize niye indirdi, bunu anlamaya, öğrenmeye çalışıyoruz ya. Sorun. Ya Rabbi, sen bu kitabı niye indirdin? Diyor ki Rabbimiz, 1. وَلِيُنْذَرُوا بِهِ. Bu kitapla insanlar uyarılsınlar diye. Yani bir yerde şirk olan, küfür olan, nifak olan, haram olan, Allah'ın gazabını celbeden şeyler varsa, Allah diyor ki bakın kitabıma, benim bu kitabım mutlaka o konularda sizi uyaracaktır. Çünkü uyarı kitabıdır Kur'an. Birinci indiriş gayesi bu. 2. İyi dinleyin burayı. وَلِيَعْلَمُوا اَنَّمَا هُوَ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ. İnsanlar Allah'ın tek bir ilah olduğunu bilsinler diye. Ya Rabbi niye indirdin bu kitabı? İkinci cevap geliyor. İnsanlar Allah'ın tek ilah olduğunu bilsinler diye. Peki kardeşlerim, Allah için soruyorum. Kalbinizden samimiyetle cevap verin. Bugün bizim insanlarımız Allah'ın tek ilah olduğunu hakkıyla biliyorlar mı? Allah için bakın, yani etrafınızdaki insanlara, komşularınıza, akrabalarınıza, emmilerinize, dayılarınıza bakın. Biliyorlar mı bu gerçeği? Kur'an bunu insanlara öğretmek için geldi. La ilahe illallah'ı insanlara öğretmek için geldi. İşte ayet. İbrahim suresinin son ayeti. Ne diyor Rabbimiz? İnsanlar la ilahe illallah'ı bilsinler diye, tek ilah olarak Allah'ı kabul etsinler diye biz bu kitabı indirdik. Ama gelin görün, maalesef ve maalesef, vallahi ağlanılacak bir durum. İnsanlar bugün Kur'an okuyarak la ilahe illallah'ı bilmiyorlar, öğrenmiyorlar, bilemiyor veya öğrenemiyorlar. Bilmiyorum. Ama neticede bu toplum la ilahe illallah'ı bilmiyor. Allah diyor ki ben la ilahe illallah'ı bilin diye bu Kur'an'ı indirdim. Ama insanlar la ilahe illallah'ı bilmiyorlar. Bakın ne demek biliyor musunuz bu? Yani şunu söylemek istiyor Allah bize. Ey kullarım, ben bu Kur'an'ı size indirdim. İçerisinde binlerce ayet gönderdim. Bütün bu ayetleri göndermemin gayesi şu: siz benden başka ilah kabul etmeyin. Ne demek ya Rabbi? Yani benden başkasına kulluk etmeyin. Benden başkasına kulluk fiillerinizi sunmayın. Benden başkasına dualarınızı yöneltmeyin. Benden başkasına, benden başkasının güç getiremeyeceği istek ve taleplerinizi arz etmeyin. Benden başkasına kanun koydurmayın. Benden başkasının yasalarını dinlemeyin. Benden başkasının yasalarına tabi olmayın. Benden başkasını hayatınıza karıştırmayın. Benden başkasını rızık verici olarak kabul etmeyin. Benden başkasının fayda ve zarar verici olduğuna inanmayın. Benden başkasının önünde eğilmeyin. Benden başkasının yasalarına uymayın. Benden başkasının sözünü dinlemeyin. Allah bunu demek istiyor bize. Ne demek ilah? Bütün bu anlattığım şeyler bunun içerisine dahil. Seveceksen onu seveceksin. Kulluk fiillerini sunacaksan ona sunacaksın. Eğileceksen birisinin önünde onun önünde eğileceksin. Uyacaksan birisinin kanununa, onun kanununa uyacaksın. İşte sen bunları yaparsan ilah olarak Allah'ı kabul etmişsin demektir. Ama sen bunları Allah'a inandığını söylediğin halde başka mercilere yönlendirir, başkalarına arz edersen, sen Allah'tan başka ilah kabul etmişsin.
Allah'ı ilah kabul etmemişsin demektir. Allah diyor ki ben size kitabı, bütün bu saydıklarımı öğrenesiniz, bilesiniz, yaşayasınız diye indirdim. İşte İbrahim suresinde anlatılan Kur'an'ın ikinci indiriliş gayesi bu. Üçüncüsü ne? وَلِيَذَّكَّرَ اُلُوا الْاَلْبَابِ Akıl sahibi, özverili insanlar, akıllarını gereği gibi kullanan insanlar bu Kur'an ayetlerinden öğüt alsınlar. Allah'ın hatırlatmış olduğu şeyleri düşünüp idrak etsinler. Önceki peygamberlerin kıssalarını dinleyip kendi hayatlarına bir pay çıkartsınlar. Ve bunlar sayesinde kendilerine çeki düzen versinler. İşte kardeşlerim, İbrahim suresinin son ayetinde Allah'ın bize anlatmış olduğu Kur'an'ın indiriliş gayeleri bunlar. Bir, insanlar bu kitapla uyarılsın. İki, insanlar la ilahe illallah'ı bilsin. Üçüncüsü de bu ayetlerle insanlar öğüt alsınlar diye. قد لفه النسيان لمن قد لفه النسيان